Banu'cum sorun varsa alalım. Evet. Evet, sorun var. Öncelikle tüm konuklara iyi geceler demek istiyorum. Tekrardan hoş geldiler. Teşekkürler. Ben Zara Hanım'a sorum olacaktı benim. İyi Zara akşamlar Hanım'a. Zara Hanım. İyi Evet, akşamlar. Zara Hanım'a buyurun. İyi akşamlar. Evet. Ya birçok magazin haberleri var Türkiye'ye düşen. Ve siz magazincilerden kendinizi nasıl saklıyorsunuz? Yani bunun bir özel bir nasıl diyeyim yani bir sebebi var mı? Aslında magazin olması gerektiğine inan, benim de olması gerektiğine inandığım bir durum. Sadece tarz meselesi nasıl vermek istediğiniz. Ben işimle çok fazla gündemde olmak isterim. Arkadaşlar da buna çok saygı gösteriyorlar. Siz sadece o kısmı gördüğünüz için belki de hoşunuza gidiyordur. Ama kaç sene oldu evet. Ya? Ben seni Kanal D'nin ta eski Mecidiyeköy binasında kantininde karşılaştığımızı hatırlıyorum. Kanal D'ye programa geldiğinde. Doğru. Sene 97 mi? 98 Vallahi miydi? Valla çok uzundu. 98 olabilir. Evet, 98'den buna ne bir haberin ne bir garip bir durum yani hiçbir sohbet muhabbet. Bu kadar saklamak da yani hani sıkılganlık da yaratmak bir böyle bir rahatlayayım falan çıkayım gezeyim. Tozayım. Yani aslında sakladığım bir şey yok. Sıkıldığım bir durum da yok. Merak sadece, mı etmiyorlar acaba seni ya? O da olabilir diyorsun. Ha? Yok yok yani mesela ha, o da yanlış işleri... ama iyi bir şey söylüyor. Belki tabii, de hani tabii. O kadar çektin ki hani aman gitmesek de olur yani artık herhalde bir şey yoktur falan diye gelmiyor. Doğru, doğru yani. Da olabilir tabii ama hani işimle ilgili ne haber olmasını istiyorsam haber değeri taşıdığını düşündüğüm hangi duruma haber verirsem onların hepsi haber oluyor. Evet peki var mı başka sorunuz Banu Hanım? Evet. Evet var. Hayko Bey'e bir de sorum olacaktı. Hayko Bey'e, evet. Evet. Kobey. Evet. Kobey. Kendisi buyurun. Çok hareketli. Bu enerjiyi nasıl buluyor? Hiperaktivite bir hastalıktır yani. yeri geldiği zaman psikiyatride yeri var yani. Çok hareketli değilsin ya. Hareketli misin o kadar? Yani parçalar hareketli ama sen böyle deliriyor musun sahnede? Ben senin sahneye gelmedim yani konserlerine ama. Bir gün gelirsiniz öyle olur. Aynen. Evet peki. Beyaz Bey. Beyaz Bey peki. Hayko Bey. Var mı hocam bir enerjiyi aldığınız bir yer yani hani böyle milleti görünce sahne enerjisi de o gelir bir anda. En büyük enerji yani şuradaki pek çok insandan daha şanslı olduğum bir nokta var ki sevdiğim işe ulaşmış bir adamım. Sevdiğim işe ulaşmış bir adam olarak sevdiğim işi yaptığım için bu bana zaten enerji veriyor. Yani biraz evvel üniversitenin neresini kazanacaksınız ne çıkarsa. Nereyi kazanırsam ya da nerede işe girersem yani bu genel bir problem zor zaten. Problem, evet. Bu kadar problemin olduğu bir yerde sen hayal ettiğin şeye ulaştıysan sanırım o sana kıymetine, ekstra enerji veriyor. Yani bu kıymetli yapıyor. Onun için bunun kıymetini biliyorum. Yaptığım şey bu. Benim bildiğim Türkiye'de en çok konser veren adamlardan bir tanesin. Evet yani biz... Bayağı turneye çıkıp bütün Türkiye'yi al aşağı edip her tarafa kaç gidip... Kaç sene oldu abi? Albümlü olarak 8 sene oldu ama enstrümanist olarak yani klavye çaldığım dönemde 12 sene bir fiili piyasada hani sahnede yer aldım. Yaklaşık 20. yılıma 19-20 yıl oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani cidden sert bir müzik yapıyorsun. Yani sözleriyle sert müzik yapıyorsun, tavrıyla, melodisiyle sert müzik yapıyorsun. Seni... Seyreden, şimdiki buradaki arkadaşlarımıza bakıyorum. Senin fan kulübüne yaş ortalaması 20 civarında. Bunlar hı-hı. büyüyor abi. Evet. Yani 30 yaşına geliyor. 30 yaşında bu sert müziği çünkü hayat 30'a doğru insanları ya daha sert bir yere götürür ya da yumuşatır insanları daha başka bir yere gelirsin. 30 yaşına sen o mesafede onlar giderken onlardan hissediyor musun senden koptuklarını, yeni gelenlerin olduğunu falan? Ben her seferinde şunu söylüyorum. Hep beraber büyülüyor zaten. Yani bu senin için de geçerli, sizin için de hepimiz için geçerli. Bundan 8 sene evvel albümü çıkarttığımız zaman buradaki pek çok arkadaşımız mesela 14 yaşındaydı. Şimdi 22 yaşındalar. 22 yaşındaki kişi 30 yaşında. 22 yaşında üniversitenin bilmem nesiyle uğraşırken şimdi 30 yaşında belki çocuk bekliyor, çocuk sahibi bambaşka. Ya da bir başka bir hayat mücadelesi var. Kimse artık konserlere gelemiyor. Evde olması gerektiği için, evli barklı, çoluklu, çocuklu olduğu için ama yine de bir şekilde takibiyeti sağlayabildiği için aslında ayakta kalabiliyorum. Yapılan şey... Ne olursa olsun bir kitleyi alıyorsunuz onunla beraber siz de yola dahil olarak yola çıkıyorsunuz siz de büyüyorsunuz. Ben ne bileyim 60 yaşımda da bilmiyorum takma olabilir dişlerim düşebilir yani. Yani onun için bunun bir garantisi yok. Hep beraber büyüyoruz.
Onlar belirli bir kitlem oldu zaten. Onlarla beraber zaten bir iletişim söz konusu. Onların neyi isteyip neyi istemediğini ya da benim neyi isteyip benim neyi istemediğimi onlar da algılıyor. Doğru. Birlikte bir danışıklı dövüşümüz var. Böyle de sürüklenip gidiyor. Ama bu güzelmiş. 60 yaşına geldiğinde gerçekten de bunu... Beyaz diyor. Ya yapıyor. Orada çamaşır sulu su var. Onun içine düşüyor. Anneannem koyar böyle rahmetli ya. Evet. Hep bence en güzel eğlenceleri o yaşlarda yaşayacağız. Umarım görebiliriz. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum yani o dönemlerde. Abi senin eşin falan böyle hanım çocuklar mocuklar evde yani sen böyle oturmuşsun televizyon merevizyon. Gerçek yaş 60 falan bir an içinden geliyor mu acaba yani? Falan diyor. Böyle hani çay getirin falan diyor. Olur ya. O an ne yapacak yani? Kesin gelir öyle bir şey. Çünkü... Ama senin çocuklar da zaten o kıvamda olduğu için... Onlar da böyle ortalıkta... Tabii, yani, tek şeker mi istiyorsun falan diye. Acayip ya. Aa, düşünsene yani. Yani... Aile acayip olabilir ama şunu düşünelim. Çağırırsam gelir misin? Abin ay... Senin ya. Ben canını yerim ya. Ay, kardeşim benim. Abi niye çağırsan gelmeyeyim? Odalarımız biraz önce yan yanaydı kuliste. Ben her programdan önce mutlaka bir yarım saat falan uyurum. Her yani mutlaka bir yarım saat kestiririm ki. Allah Allah. Heyecandan ya. Hani uyuyayım da kalkayım program bitmiş olsun diye. Hani, hani böyle küçükken bir suç işlersin de eve gidip hemen yatmak istersin ya hani geçsin diye. Ben de programdan önce uyuyorum geçsin diye. Hani kalkayım o sabah olmuş falan yani böyle. Uyuyamadım ilk defa. Yandaki odada arkadaş ne seviyormuşsun yaptığın müziği. Yandaki odada devamlı böyle bir ses. Ana o tarafa dönüyorum yeniden başı bu tarafa dönüyor. İşte seviyor seviyor. Siz seviyor musunuz fanları? Haydi. Fan kulübün adı nedir? Fan kulübün adı nedir? Hayko Fan. Ha ya Hayko şey, Fan güzelmiş. Aslında bize iki isim var. Güzel iki isim var. Ha. Bir Haykolikler var abi. Haykolikler. Haykolikler. Ve... Bir de hayfanlar var. Yani. Hayfanlar. Şimdi hayfan. Vay hayfan vay. İyi. Hayfanlar daha sert. Yani daha konuya sert. Daha sert giriyorlar. haykolikler böyle hani daha böyle daha kafaya. Mülayim, daha mülayim. Daha mülayim. Ya, ya güzel adam, güzel adam. Haykoliyiz biz falan. Şimdiden öyle de kıvırayım gitsin hadi. Büyüksün. Harika. Teşekkür ediyoruz abi. Dinler misiniz abi? Evet. Ha? Çok severim. Evet. Sen dinler misin? Dinliyorum tabii ki. Yani. Hayır hayır. Şimdi albümü var mı desen yok bende. Albümü. Ha, evet. Ama öyle, dinliyorum. Öyle bende de yok canım. Ama dinler misin? Dinlerim. Çünkü karşıma çıkınca istersen dinleme yani. Hani ne yaparsan dinliyorsun yani. Yapacak bir şey yok ya. Şöyle bir şey söylemem lazım. Hayko çok iyi bir insan. Ben daha önce de karşılaştım. Çok iyi bir insan gerçekten. Sağ olun. Teşekkürler. Çok kibar bir insan yani. Evet, kibar, alçak gönüllü. Sohbeti de dinlemiyor. Sempati, akıllı, zeki, süper. Aferin. Efendim, Banu'cum kapatıyoruz. Dükkanı kapatıyoruz. Neden mi? Her telefon bir gün kapanır Banu bu böyle. Bak Nurbanu kapatmadın. Halimiz ne? Nurbanu ile böyleyiz şimdi biliyorsun yani. Bayağı. Ha, peki. Tamam ama benim Hayko abiye bir tane daha sorum olacaktı. Hemen hemen alalım. Çok kısa. Hemen. Kendisi Beşiktaşlı. Beşiktaş için şarkı yapmayı düşündü mü? Evet. Ya bu çok sorulan ve benim söz verdiğim bir şey. Bunu kesin bir gün yapacağız. Ama 10 senedir acı çekiyoruz. Daha gördüğümüz bir şey var ki önümüzdeki 3 yıl daha böyle çok toparlanabilecek bir durumumuz yok. Yeni stadımız olur. Hani Beşiktaş mahvedilen şeklini tekrar hani yapan kişinin halini, adını ve zikrini hepsini biliyoruz. Bu durumdan tekrar çıkarabileceğimiz pozisyonlar olduğu zaman tekrar güçlü bir şekilde hep beraber bir şeyler yapacağız. Ama şu an bence biraz emekleme dönemi emekleme yaşıyor döneminde. Beşiktaş. Evet, feda yılları evet, geçtikten sonra belki de. Bu daha güç, doğru zamanda doğru şeyleri yapmanın mantıklı olduğunu enerjisi düşünüyorum. Enerjisi daha aynen, da yüksek tabii. Olur abi. Doğru söylüyorsun. Peki. Şimdi çökmüşüz. Aynen aman aynen. Tabii kendi çökmüşüm kendim. Ulan yani olmuyor ki hocam. Bir tek Hayko kaldıramaz. Buyurun. Evet. Teşekkür ediyoruz Banu'cığım. Sağ olun.
Mersin. Beyaz abi, benim sana söyleyeceğim bir şeyler var. Söyleyebilir miyim? Çok kısa alayım. Evet, çok tatlısın. Seni çok seviyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok kısa alayım dedim ama uzun uzun anlat bakalım, şey yapmayalım. Hem öyle kısa şey yapmayalım. Çok tatlısın. E harflerini söylemiyorsun, daha tatlı oluyorsun. Anlamadım bir daha. R harflerini söyleyemiyorsun ya, daha da çok tatlı oluyorsun. Türkiye'nin senin gibi bir şovmene çok ihtiyacı var. Özellikle sana hayran olduğum şey, Türkiye'nin büyük sanatkarlarına büyük bir saygım var. Ve şehitlerine sahip çıkıyorsun. Bunun için sana gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir şey için teşekkür etmeye gerek yok. O hepimizin sahip çıkması gereken şeyler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,